Adım Mustafa Bektaş. Kuaförüm. Ama dükkan benim de değil. Yarıcı olarak çalışıyorum. Bazı günler iş yapmadan da gidiyorum. Evliyim. 4 tane çocuğum var. 2013'ün sonunda da 5 ameliyat geçirdim. Akciğer ve karaciğerden. Sol ciğeri aldılar. Ondan sonra işte dişlerimde sıkıntı çıktı. Yani bayağı bir çürüme oldu. Hastaneye gittim, devlet hastanesine. Onlar diyor ki bizim yapacağımız takmadır. Takma da diyorlar sana olmaz. İmplantı tavsiye ettiler. Ona da benim durumum yok yani. 500 milyon engelli maaş alıyorum. 4 tane çocuğum var. Yetmiyor. Eşim 2 sene önce o da boğazından ameliyat oldu. Güvertir. Sürekli ilaç kullanıyor. Kaymakama çıktım. Haliliye Kaymakamına bana 1 milyar yardımda bulundu. Vali Bey'e çıktım. Görüşme imkanım olmadı. Vali yardımcısı bir tanesi beni gönderdi. Evrak kayda dilekçemi okudu. Hemen evrak kayda götür dedi. Götürdüm. Evrak kayıttakiler dedi ki Vali Bey'in böyle bir yetkisi yok. Başına gelmişsin dediler. Dün tekrar gittim. Vali Bey yoktu dediler. Özel kalemi. O da dedi Vali Bey'in böyle bir yetkisi yok. 43 yaşındayım. 40 kilo kalmışım. Çünkü bir şey yemiyorum. Mecbur yani dükkana gelim. Dede de görüyor. Günde 2-3 kişiye oluyor olmuyor. 5-10 milyonla eve gidiyorum. 5-10 milyon fazla yok. Bazı günler parasız da gidiyorum. Eve eşimin abileri aldı 5 sene önce. Onda hala tapusunu yapmam gerekiyor, yapma imkanım yok. 2 milyar falan bir para gidiyor tapusun. 4 tane kız okulu bıraktı. Erkek bir tanedir, o da şu an okula gidiyor. 3. sınıf. Hayır yani okumak istemediler. Kız biraz şeydir yani, duygulüdür bu konuda. Yani durumu göz önüne alarak okumak istemiyorum dedi. Şimdi birincisi tedavi konusunda bir şey yapabilseler. Yani 43 yaşındayım, 40 kilo kalmışım çünkü bir şey yeme imkanım yok. Bir de işte engellerin maaşı yani bayağı düşük. Yani bu konuda en azından şimdi adı üzerinde engelli çalışacak durumda değil. Evli olan var, çoluğu çocuğu olan vardır. Yani geçimleri zor. Onun haricinde bir sıkıntı olduğu zaman yani makam yani yetkili kimseyi bulma imkanımız yok. Zor. Mesela Kaymakam Bey'e gidiyoruz, görüşme imkanımız yok. Vali Bey'e gidiyoruz, görüştürmüyorlar. Vali Bey'imiz çok iyi. Yani bilenler söylüyor. Çok iyi bir insan ama görüştürmüyorlar. Onun haricinde Urfa'da 12 tane milletvekilimiz var. Hiçbirini görmüyor. Belediye başkanımız geçen de burada bir esnaf telefon açtı. Onun herhalde korumasına mı, özel kalemine. Dedi en azından başkanımız bir buraya gelsin, bir başkanımızı görelim. Yani gelmiyorlar. Oy zamanı gelirler. Yani engellerden de bu konuda özellikle bayağı bir tepki var. Yürüyüş de yapmak isteyenler vardır. Bana da söylediler. Ben yok dedim. Yani resmi olarak söylediler. Yine de yok dedim.